Meriç'im hoş Kesin geldin. olmadı. Ya asıl sen hoş geldin Efe. Ne diyordum ya? Dur Meriç'im hoş heyecanlandım. geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Özel bir programla Çok çok özel bir programla beraberim. karşınızdayız. Heyecandan fıttırmak üzereyim İki şu anda. saattir çılgınlar gibi konuşuyoruz. İnşallah konuşacak bir şeylerimiz kalmıştır. Kesin kaldı. Kalmaz olur mu hayatım? Daha neler var Hazır yahu? olun bu programa. Hemen bir not düşmek istiyorum. Açıkçası benim dürüstlükle söyleyeyim. Kızılcık Şerbeti loruyla ilgili bilgim sınırlı olduğu için bir uzman getirttik Evet. bugün. Sesinden tanır diye düşünüyorum bazı insanlar. O da bizimle. Ben de öyle düşünüyorum. Hoş geldiniz efendim. Değerli uzman. Hoş bulduk. Kızılcık Serbocuları temsilen bugün buradayım. Yani alnıma bandanamı takıp gel kıvılcım bandanamla bunu. Siz görmüyorsunuz. Melikşah'ın kafasında kıvılcım yazıyor şu an. Biz Burada görebiliyoruz. çok iyi fikirmiş Ay ya. evet Bunu niye ya. düşünemedik? Bu bölüm Ah be. 50 bin izlenirse kıvılcım bandanası hediye ediyoruz. Böyle de bir şeyimiz var. Hadi şimdi uydurduk. Konumuz Evrim Alasya. Ay, Hoş geldin hoş Evrim'ciğim. geldin Evrim. Efe'cim, Meriç'cim hoş bulduk ya. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ederim. İyi ki gelmişim diyorum. Geldiğimden beri çok güldürdünüz beni gerçekten. Bir ablukaya aldık. İnanın. Yani ben yine çok ciddi sorular hazırlamıştım. Tamam. Galiba onunla... Deneyelim ciddi olmayı yine. Bir deneriz. Evet bir evet deneriz. Sadece fan programı gibi görünmediğimiz şöyle bir 10 dakika ayıralım ondan sonra. Sonra sana sorularımız var. Onları sormadan milyonların sesi olmaya geldik bugün. İddiaya bak. Telas Noir, Kıvılcık. Kıvılcım Hanım özür dilerim. Heyecandan benim de elim ayağım şey oldu. Kızılcık Şerbeti özel bölümü başlamak üzere ama önce bir kızılcık şurubu hayır ama önce bir kahvemizi yapalım. Bir kahvemizi önce bir kahvemizi yapalım. Philips Latte Go'muzla evet. Bizim ayrılmaz üçüncümüz Aynen, olan Teras Nuhar ailesinin demirbaşı. Bu kadar çabuk ciddileştim değil mi? Kesinlikle zaten binlerce o seçenek arasından istediğimiz her şeyi bize sunuyor. Valla ben bugün böyle sert... 12 farklı seçenek 12 arasından farklı demek istedin herhalde. Bana öyle hissettiriyor çünkü ha, beni anlıyor artık. Evet. Ben geldiğimde mesela bugün de bana sen sert bir espresso içersin Efe der gibi baktı. Öyle mi? Evet. O zaman senin profiline gidelim hemen. Lütfen dilersen. Gidelim. Lütfen gidelim. Ben ne içeceğim peki? Ben de latte içmek istiyorum. Tamam. Ama şöyle bayağı bir köpüklü olsun istiyorum. Tamam. Bunu sen, da ayarlayalım. Yani aranızdaki özel bağıyla ayarlamaları sen yapar mısın bugün rica Yaparım. Etsem? Tamam. Evrimciğim sana ikram edelim. Ben Amerikano alayım. Sana da bir Amerikano geliyor. Sana çok güzel teşekkür bir Amerikano yaparız. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sevgili Melikşah. Melikşah'cığım sen. Teşekkür ederim. Ben içiyorum kahvemi. Evet. Evrimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Melikşah'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Konuyu artık hızlıca kızılcık şerbetine getirmişsiniz. Evet. Buyurun. Şimdi ben buyurun. Müsaadenizle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Rütük tarafından verilen cezanın geçen bir hafta önceki cumaydı galiba. Değil mi? Yani bu hafta değil bir önceki evet, cumaydı. Evet. Ben evet. O gün dedim ki ne oluyor? Bu dizide ne oluyor olabilir ya? Bu kadar ne oluyor olabilir dedim ve açıkçası yani bir beklentim vardı. Ama böyle hani şöyle bir beklentim yoktu. 10 gün boyunca sadece ve durmadan izleyeceğim bir dizi bulacağımı beklemiyordum açıkçası. Vallahi. Bu dizi hayatıma girdiğinden beri başka hiçbir şey izlemedim. Hiçbir şey düşünmedim. Ve başka kimseyle başka hiçbir şey konuşmadım açıkçası. Ve size tüm ekibinize... teşekkür ederim. Böyle bir dizi yaptığınız için. İleteceğim ekibime. Kesinlikle. Vallahi yani biz tabii çok mutlu oluyorum bunları duydukça. Şimdi biz uzun zamandan beri bir temponun içindeyiz. Dışarıya çıkıp etkisini yeni fark ediyorum. Sizinle de böyle konuşunca Allah Allah biz ne yapıyoruz ya bu kadar dedi. Çok özür dilerim. Sen demin şey dedin hani bunu kaçırdınız maalesef. Şöyle bir şey de diyebilirim. Yani çok teşekkür ediyorum. Size şu an çok mutlu oluyorum.
ama sizi algılayamıyorum. Yani biz çılgınlar gibi burada bağırdığımız için. Gerçekten öyle bir şey yaşıyor musun? Yani bu çok klişe bir sorudur ama bir anda bu kadar büyük bir patlama yaratıp böyle bir şey düşünmüyordun. Yani hiç düşünmüyordum. Şeyi kestirebiliyorsun az çok. Yani biraz böyle ezber bozan bir hikaye anlatıyoruz. Bir tepki oluşturacak mutlaka diye hepimiz çıktık yola ama şu anda yani dağ taş kızılcık şerbeti olmuş yani. Evet. O yüzden mesela şeyi de algılayamıyorum. Şu anda hani seçim yaklaşıyor. Ciddi bir süreçteyiz ülke olarak. Ama hani dün Kızılcık Şerbeti'nin yayın kararı çıktıktan sonra TT oluyor her şeyin aşıp. Yani oraları çok içinde olduğumuz için herhalde. Tabii tabii o tempo dışarıdaki için. Şeyi çok algılayamıyorum. Ama şimdi anlıyorum. Mesela bu bir hafta İzmir'deydim. Bayram tatilinde ailemin yanında. Herkes ben kıvılcımım diyor İzmir'de. Kendilerini kıvılcım olarak şey yapıyor. Kıvılcım memleketim yani. Bir kitlenin galiba dili olmuş şu an gibi duruyorum şu anda. Ben demin dedim meme olman artık aşırı hoşuma gidiyor benim. Evet. Çok isterim yani bir gün meme olmak benim hayattaki en büyük gayelim. Ve çok yani böyle bir şeyle yani çok bir şeyin tırnak içinde tutması başka bir şey. Bir böyle fenomen zaten açıklanamayan bir şey demek ya bir yönüyle. Evet, evet. Bir yönüyle öyle bir tarafı oldu ama gerçekten sen de tabii ki bu tarz rollerin hakkını zaten veren bir oyuncuydun. Ama şu an gerçekten bir çılgınlık şeklinde gidiyor. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela normalde biz dizilerle anlaşırken işte maksimum 2 ya da 3 televizyon dizilerinden bahsediyorum. Maksimum 2 ya da 3 bölüm hikayeyi biliyor oluyoruz aşağı yukarı. Evet. Ve bir şeyin içine giriyorsun hadi bakalım falan diye. Sonrasını da bilmiyorsun. Sonrasını bilmiyorsun. Zaman. Karakterinin başına bambaşka şeyler de gelebilir ve bambaşka birine de dönüşebilirsin. Genelde öyle olur. Genelde de öyle olur. fakat böyle senaryo yani izlerken şeyi tabii çok arka arkaya da izlediğim için şeyi fark ettim. Yani çok harika bir senaryo ve çok iyi bir akışı var ve birçok şey çok planlanmış belli ki. Siz bunu bilerek mi girmiştiniz yoksa böyle hakikaten size de sürpriz olan şeyler oldu mu süreçte? Ben ilk defa hayatımda bir işte 5 bölüm senaryoyla başladım. Hmm. Hatta neredeyse 6 bölümdü yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle benim tahminim yani senarist yani Melis Hanım'la da konuşup anladığım kadarıyla ana hatlarıyla aslında ne anlatacağını senarist biliyor. Çok hakim. Neredeyse ilk defa yaşıyorum bunu diyebilirim. Senaristin hikayesine bu kadar hakim olması çok başka bir his oyuncuda. Evet. O güven duygusu yani hani biliyorsunuz tiyatrodaki metni bilerek oynamak bizim refleksimiz ya. Bilmediğin bir şeye başına ne gelecek sonrasını. Şimdi öyle bir şey yazılıyor ki bazen senaryoda. Yahu ben 2 bölüm önce böyle oynamadım ki şimdi bunu nasıl oynayacağımları yaşıyoruz ya biz televizyonda. Burada tam da o tiyatroda yaşadığımız şeyi yaşıyoruz. Yani çok tutarlı bir çizgisi var karakterlerin. Ama birazcık yani yolda kervan yolda düzülür kısmı da var. Tabii ki. Tabii çünkü sonuçta televizyon ve ne olursa olsun seyircinin o şey hani tad aldığı kısımlar, bölümler kendi kendini gösteriyor zaten. Ama Melis Hanım'ın şu şeyini çok seviyorum. Tek bir noktadan hikayeyi anlatmıyor. Evet. Herkesin o hikayeye, o dünyaya hizmet eden bir tarafı var her karakterin. Evet. Ve karakterler birbirleriyle o kadar güzel değiyorlar, teğet geçiyorlar, bazen çakışıyorlar. Ya o matematiği çok güzel kuruyor ve bilerek bir şey yaptığını fark ediyorsun zaten oyuncu olarak. Seyirci olarak da. Seyirci olarak da öyle o geçiyor insana. Ben bundan çok etkilendim mesela. Ya şimdi tabii hakkını yemeyeyim uzun zamandır da maalesef yani televizyonda bir dizi izleyemiyordum. Öyle, İzlemiyordum evet. Yani. Ki çok da severim bu arada ben yani şeye de çok sevindim. Allah'ım sonunda tekrar izleyeceğim bir dizi buldum falan diye de çok sevindim. Yani ya birçok şeyi çok ya, evet. Bunu duymak hayatım. Çok keyifli. Şeyi ben çok seviyorum. Ne düşündüğünüzü merak ederim bu konuda. Yani kimse tam olarak haklı değil ve haksız da değil. Evet. Ve bu bölüm içinde oluyor çok hızlı bir şekilde. Haklı da oluyor, haksız da oluyor ve seni sürekli o yüzden diri tutuyor yani olayların akışı. Ben bunu yani herhalde çok uzun zamandır
televizyonda izlememiştim yani. Evet. İlk bölümün de sihri biraz o gibi zaten. Yani sanki böyle Kıvılcım'dan yana bir dizi. Ben şey gibi oldum ilk başta. Aa ne güzel böyle hani işte birbirinden farklı kuşaklara ait kadınların olduğu bir ailenin hikayesini izliyorum. Evet biraz hani böyle seküler bir aile ama tutucu bir anne falan. Sonra bir anda annenin içinden berbat bir faşizan bir atak çıkıyor. Yani gerçekten bayağı da rahatsız edici bir sahne. Ve sonra aynı aileye ait başka bir jenerasyon olan bir kızın ona tepkisini görüyorsun her şeyden önce. Ve sonra şey oluyorsun tabii ki, ha ben bir dakika bu yani düşündüğüm çatışmayı izlemeyeceğim. Ben gerçekten seküler ve muhafazakar iki ailenin çatışmasını izleyeceğim. Ve benim şu ana kadar yanında durduğum kadın şu an bunu yaptı. Evet. Yani çünkü hani tabii ki şey gibi bir şey düşünüyorum. Televizyon izleyicisine, ya bugünün özellikle ulusal kanal izleyicisine bir dizi yapmakta belli kıstaslar vardır illaki. Yani evet. Belli şablonlar, belli kabuller. Ama hani... bir kere bunun kendisi çok cesur ve bu zaten bence büyüleyici ve şey yapan iş. Hepimizi böyle zımbalayan şey. Çünkü ilk bölümü izlerken Doğa ve Fatih aksı üzerinde özellikle. Hani bir gençlik hani romantik aksı gibi izliyorsun ve yani hafiften de bizim gibi izleyicinin göz devirdiği bir şey ilerliyordu yani, orada. Yani. Sonra bir ay anda Fatih. Herkes Fatih'in gerçekten Fatih'in boynunu kırmaya şu kadar yakın. Ay gerçekten. Yani Doğa da yani gül gibi inanılmaz. Hayatını bırakıp nereye gidiyorsun? Yani yani. Yani. Kütmedi mi mesela bir yandan da şey yani Kıvılcım gibi bir karakteri taşımak çok zor çünkü bence. Yani sonraki bölümlerde de mesela dediniz ya evet yani hani bazen nasıl bir şey geleceğini bilmiyorsunuz. Gerçekten de sektörümüz öyle bir sektör evet, maalesef. Evet. Ama mesela siz onu hep tuttunuz. Yani senarist de tuttu bence esas şok edici kısmı o. Evet. Yani yapımcı ve yani diğer herkes de buna okey. Ve sonra Kıvılcım'ın dönüşümlerinde de aynı Kıvılcım'ı izliyorum ben. Yani ilk bölümde yaptığı o faşist harekete dair bir özür dilemeyi reddeden bir Kıvılcım olması da çok tutarlı. Çünkü ona çok tutuldum ben. Neden özür dilemiyorum? Çünkü Kıvılcım aklanıyor biraz ileriki. Ya çünkü o kadar haklı ki yani Kıvılcım olarak. O kadar kendini ne yap yani o kadar emin ki yaptığı şeyden. Doğrusu o kadar doğru ki onun yani. Başkasının doğrusunun doğru olması mümkün değil. Asla yani onun kabul edemiyor. Şeylerin şablonuna uymuyorsa eğer. Aslında Kıvılcım mesela o baştaki o faşist atağının yanlış olabileceğini tahmin edebilecek de biri bir yandan. Ama özür dilemeyi reddediyor. Bu sanki böyle Kıvılcım'ın defosu gibi yani birazcık. Evet. Zaafı yani. Evet. Yani bu evet. Sabit fikirliği onun evet. Zaafı gibi. Çünkü belki o sırada hissiyat olarak evet ya burada çok ileri gittim diyordur. Evet. Ama o özrü yapamam. Çok uzun zamandan beri dilememiş olduğu için. Yemin ederim yani... Stanislavski bizle gurur duyuyor şu an mezarında. Kıvılcım'ı ya. Böyle parçalarını ayırıp o kadar iyi inceliyoruz ki şu an inanılmaz keyif alıyorum. Şu an pardon. Yani onun sayesinde Kıvılcım'ı... Selam var olsun Stanislavski. Var ettik Stanislavski sayesinde Kıvılcım'ı. Eric Morris de analım burada. Buradan hepsini analım. Hepsini analım. Rol görün. Rol görün. Amerikalardan rol oynanış şey, metot görün. Metot öyle. Yok maymunlarla yaşadım bir ay. İşte psikologların yanında uyudum. Buralarıma iğne batırdım acı hissetmek için. Öyle olmaz. Oynayacaksın kardeşim. Öyle olsaydı basit ya. Benim CHP kadın kollarında bir kamp yapmam gerekirdi. %100. Evet senin gerçekten orada yaşamış olman gerekiyor. Yani. Ve öyleymişsin burada onu anlatsan falan. Böyle inanılmaz bir şey dinlesin. Ya şey ben de şunu konuştuk ve çok acayip geliyor bana. Artık bir şeyin o konuda da ne hissettiğini hepimiz ne hissettiğini merak ediyorum. Bu her alanda böyle bir şey üretilen. Bir şeyin eğlendiriciliğinden, estetiğinden işte hatta bazen kalitesinden çok insanlar onu ideolojik olarak nereye oturduğuyla değerlendiriyorlar. Bu şu an mesela Amerika'da falan da çok olan bir şey. Yani bazen bir şey hakim ya da popüler ideolojiye çok uygun bir iş olmuş oluyor. Ve o zaman onun işte entertaining tarafı falan filan çok o kadar umursanmıyor yani. Onu ideolojik olarak rahatlatıyor çünkü. Şimdi burada Melikşah öyle bir şey dedi ya o çatışmaya koymak bence o yüzden de çok cesur. Ve hani sen bence şunu da başarıyorsunuz ve zaten tanışıyoruz. Bir ideolojik bir şeyin temsilcisi gibi değil bir oyuncu olarak varsın ve bildiğim kadarıyla zaten bu şekilde de devam etmek aynen, istiyorsun. Aynen. Bu özgürlüğü bence oyuncular uzun zamandır unuttu. Evet. Herkes evet. Bir konuda bir taraf olma ihtiyacı evet. Zorunluluğu aynen. Duyuyor. İster istemez kendini öyle bir şeyde buluyorsun. Buluyorsun ama işte senin bana içeride dediğin gerçekten tırnak içinde hamasi bir yerden söylemiyorum. Bize ait hikayeler anlatabildiğimizde sizin anlattığınız gibi daha çoğaldığında bu bence oyuncular da rahat edecek.
Kesinlikle, çünkü işimizin doğası bu evet. zaten. Yani insanı, insanın sıkıştığı noktayı anlatmak. Yani yoksa öbür tarafı, yani bu iş eğer hani seküler kısmı çok iyi gösterip orayı çok kötü gösterip öyle bir iş olsaydı çok yüzeysel evet. ve hani ilkokul algısı seviyesinde bir iş olurdu. Hı-hı. Biz bu algıdan kurtulmaya çalışıyoruz. Zaten muhtemelen seyircinin, sizin seyirci olarak yaşadığınız şey hani artık bir şeyin boyutlandırıyor olmak. Ha, kesinlikle. Evet, muhtemelen herhalde öyle bir şey yaşıyorsunuz izlerken. Ben objektif bakamıyorum şu an içinde olduğum için. Biz de bakamıyoruz. İnan ki biz de bakamıyoruz. Unutmuşuz tabii bence. Evet, bu aradan geçen zamanda. Yani evet, televizyonun işte. Bir tartışma alanı yaratan bir mekanizma olduğunu unutmuşuz. Kesinlikle. Bu dizi aslında hiçbir tarafı aklamıyor ya da hiçbir tarafın tam yani, olarak arkasında evet. değil. Ama bir tartışma alanı yaratıyor. Yani evet. sen bunun izleyicisi olarak diyorsun ki ha bu aile aslında benim çok yanında durabileceğim bir aile değil ama bak bu konuda ha, kafa açıcı bir hareket yapıyor. Mesela bence Settar abi için de aynı risk var onun karakteri üzerinde. Evet, ben evet Settar ya. Abi, az çok tanıyan biri olarak yani de çizdiği resim olarak dışarıdan bir oyuncu olarak da duruşunu işte bilen biri olarak şeyi izlemek çok garip. Hani hepiniz açısından öyle riskler taşıyan bir şey olması muhtemelen bunu bir tartışma alanı açan bir iş olmasıyla kabul ettiğiniz bir duruma dönüşmüş gibi. Evet evet ya şey olarak da yani her karakterin sosyolojik olarak mesela incelenen programlar oldu. Konuşamadım ama anlaşıldı hayır, diye hayır, düşünüyorum. Yani evet biz hani oyuncu olarak hepimiz bu işi okuduğumuz zaman zaten hani ikiletmeden aa evet yani tamam ya hiç düşünmüyorsun. Ben birinci bölümü okudum. İkiye geçtiğim an tamamdır dedim. Daha beş bölümü okumamıştım yani. O zaten şeyini yani karakterlerin o derinliğini aldığın için oyuncu olarak o lezzeti aldığın için herkesin birbiriyle olan o şeyi teması mesela işte Abdullah'la Alev'in mesela ay. İlişkisi gerçekten ya benim en çok merak ettiğim hani şey, evrim olarak evrim ay, olarak çok gerçekten merak çok merak ediyorum. Twisted gerçekten o biraz orası böyle çok hani böyle sakıncalı orada bir zihnin ürünü. Bence muazzam bir fikir ya. Çok. O kadar muazzam yani, bir fikir şunu ki. Şunu çok seviyorum. Yani ters köşe tabii Türk televizyonlarında bunu yapabilme manevramız çok olamıyor maalesef. Evet. Ama ters köşe hikayeler yani hayatın içinde aslında olan ama bize bir türlü anlattırılamayan, hayır bizde asla böyle şeyler evet. yok diye anlattırılamayan hikayeler. O kadar çok biliyoruz ki bu hikayeleri. Tabii ki işte, evet. O kadar çok içindeyiz ki ve ben orası çok tepki alacak diye düşündüm ama o kadar orası çok evet. Çünkü yani, orada da pembenin ikiyüzlülüğüyle yüzleşmesi gereken bir şey pembe istiyor insan. Pembe de inanılmaz bir karakter. Cezalandırılsın evet. o karakteri. Ve Sibel inanılmaz oynuyor. Çok. Bomba ya, yani. Herkes muazzam gerçekten. Oynuyor ya, tabii evet, ki. Hiç şey yok işte zayıf halka yok. Yok yani gerçekten. Bu işin o doğru... Organizasyonla oluyor işte. İnanılmaz evet. bir şey ya. Kast gerçekten. Ben böyle bakıp... Ya başkasını düşünemiyorsun ya. Tam o öyle. Başkasını düşünemiyorsun. Tam bir ensemble evet. başarısı. Ya Screen Actors Guild Award gibi bir şey olsa bizde oyuncu sendika ödülleri en iyi ensemble ödüllü dizisi bu. Tamam. Herkes işini çok yapıyor ve bu kadar support, ya birbirini bu kadar iyi şey yapan, yardımcı olan roller de gördüm. Ya, yani evet. herkes karşısındakinin performansını oynuyor gibi gerçekten. İnanılmaz. Ya herkes çoğumuz hepimiz hemen hemen ayı konuşalım. utandırdık, başardık seni utandırmayı. Bu arada. Yani oyuncu olunca yönetmenimiz Keçe de oyuncuyla çalışma meraklısı bir yönetmen. Hı-hı. Yani mümkünse oyuncu olsun hı-hı. derdinde olan bir yönetmen. O yüzden onun o hassas bu konudaki hassasiyetini bildiğim için çok hassas davranmış ve hani o kadro için bayağı bir emek sarf edilmiş diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. İyi yani, ki de sarf edilmiş evet, yani. Evet. Bu şeyleri falan hep diyorduk ya çok bu da klişeye döndü. Eskiden siyaset meydanları vardı işte. O. Abi niye biliyor musun Özü? Ya her şeyin bir cevabını vermek zorunda değilsin. Sor bırak. Evet. Bırak insanlar tartışsın. Ay, bazı evet şeyler ya, bir gerçekten. Soru olarak kalsın. Evet. Birbirlerine bir soru de tartışılsın yani. Ya tartışılsın. O yok abi herkes cevap istiyor. Yani evet. ben iyi miyim kötü müyüm? Bana bunu söyle ya. Ben iyi miyim yani? Ben yaptığım şey okey mi? Ve bunu bir şeyde yine bir yere referans vermem gerekebilir hatırlarsam söyleyeceğim. Eleştiri de bir şeyi izleme alışkanlığı da bir beğenip beğenmeme
ya da bana uyup uymama diyalektine sıkışmış durumda. Halbuki şimdi bu işte çok sakat bir şey. Her şeyde olduğu gibi bunda da kutuplaşınca ya o zaman zaten bir şeyi üretirken de insanlar birilerinin suyuna gider şekilde yazmaya çizmeye başlıyorlar. Evet, refleks olarak. Ya iş dönüp hele dolaşıp bir de şuna bu kadar varıyor. Zaten çok zor şeyler anlatılan sansürün çok yaşandığı bir şey, yerde yani. Ya çok pardon, dönüp dolaşıp bir şuna göre topyekun bir bilinçlenme haline girmemiz gerekiyor bunun için. Hep birlikte bunu yani hep talep ettiğimiz şeyi de arz ettiğimiz şeyi de düzelteceğiz. Gitgide ben düzeleceğine inanıyorum. Ben yani. De inanıyorum. Bir de mesela buradaki bence ya kızılcık şerbetinde ortaklaşmamız, demin konuştuk ya, yani bir duygu ortaklığında buluşmamız da bence bu arayışın bir bence tezahürü gibi geliyor bana. Bir yani. Anda bir alan açılınca boca evet, evet. Ya herkes ya kim olursa olsun oraya akıyorsun çünkü böyle bir arayışımız var yani. Bir kesinlikle. Alan açılmasına ihtiyaç olduğu için de böyle oluyor. Bu arada hemen araya giriyorum, çok özür dilerim. Dönelim sonra. Sen dünya üzerinde, bak bütün dünya sinema tarihindeki bir ödülün, aslında gayri resmi bir ödülün sahibisin. Bak bütün dünya sineması tarihinde diyorum. En iyi gençlik kastı. Nebahat Çehre'nin. Bu ya, dünyada evet bu birdir. Bak bunun muadili yok. Geçen bununla ilgili bir tweet atılmış. 80 tanesi falan sensin. Hani böyle Kate Blanchett'ler falan var işte bir defa. Hayır, bunlar Fasafiso, Evri Malasya. Herkes böyle onu paylaşmış. Olağanüstüydü yani. Bunu söylemek istedim sadece. Ben gerçekten çok az haberi hayatımda görüp şey demişimdir. Bu. Yani bu. Ya gerçekten, olması gereken bu. Gerçekten. Algılayamadığım bir benzerlik söz konusu. Evet. Bu arada ben ilk izlediğimde orada, yani o yayınlandığında ne zaman? Bayağı da oldu bayağı, değil mi? Yani o muhteşem yüzyılın tabii, o şeyi. Tabii 2000... Çok oldu. 11 miydi? Ben şey olmuştum 13. Mesela... Ne güzel gençleştirmişler falan. Yani algılayamamıştım. Sen onu bırak. Ben o zaman sete gittiğimde. Kimse, usandılar. Bak kimse bana selam vermiyor çünkü. Böyle. Bir dakika. Biz Nebahat Hanım zannettik. Gitmiş de o böyle oldu yani. Sette bile oldu herkes şey ya. Sen daha önce tanışıyor muydun? Yok, tanışmıyorum. Tanıştığınız o bu konuda bir şey dedi mi? Gerçekten bana çok benziyorsun falan. Gerçekten benziyormuş dedi. Yani merhabalaştık sadece çok orada. Iyi. Ben bunu ilk kez öğrendim bu arada ve inanamıyorum şu an. Evet, doğru. Ya bir işte Eylül'ün Nebahat Hanım'ın gençliğini oynadığını mı bilmiyorum. İnanılmaz ya. Bir bölüm öyle bir... Tabii ki asla şaşırmadım şu an şöyle bir bakınca. Ama gerçekten yani herhalde bir de şey, yaş ilerledikçe, tip oturdukça daha da böyle bir... ona dönüşüyor muyum? Ya. Ne oluyor? Ben anlamadım. Ya. Kurtarım ya. Ya biz seni övmeye çağırıyoruz. Evet, yani. Teşekkür ederim. Konuşma bize. Tamam ya. Sen, demin tarihi bize sordu. O kadar loruna hakimiz ki. 2011 miydi? O her şeye hakimiz ya. Evet ya. Çok kötü bir fan çetesi tarafından şu anda sıkıştırıldı. O yüzden programımız bu hafta bu kadar. Yeni bölümü izleyeceğiz, buraya yansıttım şimdi. Bundan sonra özel bir izin aldık. Ya. O yayınlamadıkları iki bölümü derhal geri istiyorum. Yani o benim iki cuma geceme kan doğrayan ekibe. Şimdi yine buna da şükür 5 hafta olabilirdi. Gerçekten ve benim için şöyle bir harikalık oldu. Ben tam 22'yi bitirdim. Evet. Ha öyle mi? Evet, benim için öyle denk geldi. Harikasın sen ya. Sen de buraya gelmişken o kaçırdığımız bölümleri tek kişilik bir oyun halinde oynarsan çok sevinirim. Kırmızı perdenin önünde. Bunu göstererek, çizerek böyle. Bir arkadaşımız çok acayip bir şey söylemişti. Evet ya, bu çok ilginç. Şimdi benim Özge diye bir arkadaşım var. Kendisi de selam söylüyorum. Bizi izliyor ve çok seviyor programı. Özge bana şöyle... Özge benim böyle... Yakın zamanda arkadaş olduğum biri, böyle işte köpeklerimizi gezdiriyoruz beraber. Onun çok tatlı bir çiçekçi dükkanı var. Bazen orada sohbet ediyoruz falan. Ondan sonra bir programımızı çok seviyor, dinliyor. Ve bana geçen hafta şöyle bir şey söyledi. Kafama çok, yani çok ilginç geldi bu fikir. Dedi ki ya ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama siz, yani sen mesela beni o kadar iyi tanımıyorsun dedi. Yani ben mesela programı dinliyorum. İşte seninle ilgili bir sürü şey biliyorum. Ve sen beni yani... Benim seni tanıdığım kadar iyi bilmiyorsun. Bu çok dengesiz bir şey aslında ve ya ne hissediyorsun bu konuda filan dedi böyle. Yani o bunu sorana kadar ben bunu hiç düşünmemiştim. Evet. Çünkü yani bu
yani bizim hayatımızın biraz paketinin içinde olan bir şey. Yani sanki hani bunu imzalayarak biz bu mesleği yapıyoruz gibi. Tabii ki bu programın ayrıca bir şeyi de var. Yani burada bizim Efe ile saatlerce böyle bir mesaimiz olması çok ve kendimizden çok fazla şey paylaşıyor olmamızın da bir etkisi var. Ama şeyi düşündüm, ne kadar yani ne kadar gerçekten anlatıyorum kendimi ya da ne kadarını saklıyorum ya da ne kadar sanki kendime benzeyen bir persona çizdim ve aslında kendimi korumak için bir adım arkasında durup onu mu öne çıkarıyorum filan. Bunları düşündüm. Efe'ye bunu söylemiştim de onun da hoşuna gitti. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sen mesela bunu ne derece şu an şey bence çok doğru. Herkesin seninle ilgili bir fikri var. Ya evet, bu kadar da evet. Fenomen olmuş bir dizide oynadığın için. Herkesin senin ne düşündüğünle, hayata nasıl baktığınla ilgili birçoğu da muhtemelen doğru değildir. Çünkü kimse kimseyi hani bir ekrandan tanıması yani, çok işte mümkün değil. Yani işte Twitter'dan tanıyor, Instagram'dan, fotoğraftan tanıyor ya da işte röportajda dinlediğinden tanıyor. Ya mesela şu an bu sana nasıl hissettiriyor? Yani böyle bir gerçekten insanların senin neye nasıl baktığınla ilgili çok 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 net fikirlerinin olması. Ben şu anki bu süreçte şunu yaşadım. Şimdi bu iş gerçekten kendini aşıp başka bir şeye dönüştüğü için bir sürü hani dizide orada burada oynuyorsun ama burada yaşadığım şey seni bir şablona koyuyorlar. O şablonla davranmanı istiyorlar. Tabii ki. Halbuki ben kıvılcımı kapatıyorum. Kapatmak zorundayım çünkü. Yani ya 7/24 orada sürekli şimdi biz bir de duygularımızla iş yapan tabii insanlar olduğumuz için bu hırpalayıcı bir şey aslında. Tabii. Orada hani bir şeyin oluyorsun ya, bedensel olarak ne yaşıyorsan spor yaparken aynı şeyi biz ruhsal olarak buna çok kafa patlatıyorum. Aynı şeyi aslında ruhsal olarak yaptığımız işte yaşıyoruz. Şimdi bir sporcuyu 7-8 saatten fazla antrenman yaptıramazsın. Patlar o beden. Evet. Ama biz 12 saat günde en az sürekli oyun o ya, bize ait olmayan içeriden duygu çıkartıyorsun sürekli aslında. O an gülmek istemiyorsun, gülüyorsun. O an sinirlenmek istemiyorsun, sinirleniyorsun. Evet. Şimdi bu tabii ki bunun eğitimini aldık yani, az çok egzersizleri var ama limit aşımı oluyor bir süre sonra dizi çekerken. O limit aşımı bende öyle yani. Bir süre sonra hiçbir duyguyu arkadaş ben yaşamak istemiyorum bir... Aa merhaba bile de, ay şaşırmış gibi bile yapmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Allah'ım çok ya. Şaşırmak istemiyorum, gülmek istemiyorum. Ay birini görünce merhaba demek istemiyorum yani. Ben o şeyi yani limitim doluyor muhtemelen. Evet. Çünkü her gün aynı tempoda ben sürekli sahne çekiyorum. Şimdi bunu hiç kimsenin anlamasını da beklemiyorum. Hele bizim işimizi bilmeyen insanların ne olduğunu düşünmesi bile beklemiyorum. Ama bazı anlarda işimle ilgili bir şey göstermek ve konuşmak ve yapmak istemiyorum. Bu benim şey alanım oluyor, nefes alma alanım oluyor aslında. Ama bunu anlatamıyoruz. Evet. Bu anlaşılamayan bir şey. Evet. Ve o beni muhtemelen işte Twitter'da iki tweet atıyorum. Ya Instagram'daki fotoğraflarım. Orada bir vitrin o senin. O vitrininden seni bir şablona koyuyor ister istemez. Doğal bir şey bu aslında. Hepimiz aslında birbirimize yani benim kafamdaki Efe, benim kafamdaki Efe. Belki o Efe'nin kafamdaki Efe ile bir alakası yok ama yani. Ama orada biri var Efe'nin. Biri var evet. Hepimiz kendi kurgularımızla yaşıyoruz aslında ya. Evet ya, ama biz şahsen de birbirini tanıyan insanlarız. Tanıyor, yani evet. Sadece evet. O Instagram'dan ya da Twitter'dan görmüyoruz yani. Ama mesela şekilde ben şeyi merak ediyorum. Şimdi ben bu işi yapmıyorken de şunu yaşadım. Ben Erol Evgin hayranıydım küçükken. Çok seviyordum Erol Evgin'i. Çok evet. Şimdi Erol Evgin benim kafamda bir şablon. Ben Erol Evgin'i tanısam şu anda ne olurum bilmiyorum yani. Evet, ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Erol Evgin konusunda hiç hayal kırıklığına uğramayacağım. Benim kafamdaki evet. Erol Evgin de çünkü yani çok ideal bir insan. Yani Erol Evgin ideal bir insan. Yani. Evet. Erol Evgin bir anda böyle bir çocuğu böyle tekmeler kaplan görse herhalde bayılacak gibi olur. Erol Evgin neredeyse işte çok tuhaf biriymiş. Çok bir anda İyice sokakta mi? Çok hızlı bir insan, bağıran, koşan. Aşırı ters sinirlenen falan, çok evet. Küfür eden falan ya, biri. Öyle halleri de vardır ya. Ya tabii bence yoktur. Sen sonuçta. Erol Evgin olmayabilir öyle bir siz hal. Erol Evgin'i bir gün alsanıza bunu. Kesin müthiş bir bence. Bence de yani. Ben bir kere sahneden izlemiştim. Şey var, Sadece Alışık ödül töreni var ya tiyatro.
12 saat sürüyor. Hani yüzlerce ödül veriliyor. Yani zaten salonda ödül almayan 4-5 kişi kalıyor. Onlar da organizasyonu yapanlar. Gerçi onlar da oluyor. Çok güzel organizasyon. İyi organizasyon. Yok, ben aday olmuştum bir kere. Kötülemiyorum. Şaka yapıyorum. Yanlış anlamayın. Ödül aldın sonunda mı? Yok ya, alamadım. Barış almıştı Gölen'en. Olsun. Çalmıştı. Aday benim hakkım. Aday olmak da kazanmaktır sen her zaman. Her zaman ödüllü bir oyuncu olacaksın. Biliyor musun ya? Meriç İbrahim Selim'e çıktı, tamam mı? 2 sene falan oluyor, biliyor musun? Çıktı çok abi. Daha oldu canım. 4 ama sene oldu. Ama çekilmiş yani. Daha yayınlanmadı. Beni aradı. Efot ne yapıyorsun falan diyor. Böyle bir garip bir ses tonu. Senin ödülün var mıydı ya dedi. Yoktu dedim, yani aday oldum. Ben sana verdim bir tane, hayırlı olsun. İbrahim Selim böyle şey diyor. Ödülü var değil mi efendim falan diyor. Abi bak, hiç bilmemesine rağmen atarım size o linki. O kadar kendilerinin bir şekilde şöyle diyor ki. Var. Yani hani yok mu diyecek var şimdi? Ne diyecek? Niye bozuyorsun, ben onu anlamadım. Tadını çıkarsa bir alışveriş ödülü. Gönüller demek ki ödülden yana. Bozma değil mi? Var olsun o bir tane, yaz oraya. Tamamdır Efe'nin ödülü var. Ödülü var. Neyse orada çıkmıştı Erol Bey. Gecenin sonunda 4 gibi falan böyle o kadar değil, 2'de. Ve herkes çok yorulmuş olmasına rağmen öyle bir enerjiyle çıkıp böyle ya. Hani bir yağmur yağardı da falan. Bir anda böyle inanamadık o enerjiyle gece 2'de hadi gök gürler ya harika. İnanılmazdı yani. Ama insanlar da bence Erol Evgil gördükleri için çok, çok mutlu olmuşlar. Evet, gördüğümüze yani. Çok sevinmiştik evet, yani. O mesela jenerasyon olayı da biraz o işte evet. Bir anda böyle hani gelip personasıyla her şey değiştirdik. Evet, evet çok doğru, aynen. Peki ben size Erol Evgil'le ilgili bir anımı anlatabilirim. Aa, lütfen. Şimdi ben gerçekten yani Tarkan bizim çocukluğumuzda Tarkan'dı yani Erol Evgil. Yani Tarkan'ı evet. Erol Evgil'di. Evet. Ve ben çok aşıktım gerçekten yani. Ondan sonra neyse yıllar sonra ya 2017 idi galiba. Biz Emre ile oyun oynuyoruz. İki bekar diye bir oyun oynuyoruz o zaman. Oyuna gelmiş CKM'de. Ben bilmiyorum oyuna geldiğini. Sonra işte çıktık. Emre'den telefonumu almış benim. Ben bilmiyorum ama bu olayları. Kulise gelmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Bir aramak isterim, tebrik etmek isterim falan diye. Ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Ertesi gün telefonum çaldı. Ben de normalde bilmediğim numaraları açmıyorum. Açtım yani refleks olarak. Efendim dedim. O kadar de böyle öyle bir ses ki kadife gibi yani. Hani gök gürle. İşte öyle bir şey. Neyse. Evrim Hanım'la mı görüşüyorum dedi. Evet buyurun dedim ama ses o kadar kibar ki ben bir durdum yani. Hani her şey durdu etrafımda. Ben Erol Evgin dedi. Bak yemin ediyorum size şöyle bir şey yaşadım. Hayatımda böyle şok oldum herhalde, o şoktu yani. Erol Evgin kimdi? Erol Evgin kimdi? O kadar inanamıyorum ki bak. O salisele o konuşmaya devam ediyor. İşte sizi çok tebrik ederim. Rahatsız etmek istemedim falan konuşmaya devam ediyor. Ben kimdi ya? Erol Evgin kimdi? Erol Evgin kimdi? Gerçekliğin sorulanmış. Şok oldum. Ya. Çünkü o Erol Evgin'i... Biri beni işletiyor o... mu? Evet. Erol Evgin kimdi? O Erol Evgin, bu Erol Evgin olamaz mümkün. O şokla konuştum yani. Hakkını veremedim o konuşmada. Aa yani. Erol Bey. Erol Bey. Bunu sizden bir telefon neler daha bekliyor. Buradan ilettim. Erol Bey, yıllar sonra. İstediğim işler varsa bizim programı. İlk işi yapmamışsın ya. O da her zaman o risk var ya. Ya bırak kardeşim falan. Yani yapabilirdim yani. Evet, çünkü şu ya. Şöyle bir şey. Ya mesleğimiz öyle bir meslek. Ki Erol Evgin arayabiliyor seni herhalde. Yani bak çok acayip bir meslek. Mesela yıllarca hani çocukluğun, gençliğin hayran olduğun birisi evet. Gelip sana ay sizi çok beğeniyorum diyor. Evet, bu çok yabancılaştıran bir şey ya. Çok. Çok bana bir kere bana da asla inanmadım da söylediği şey. Ben de. Beni kimle karıştırıyorsun? Ben dedim açıkça. Çok kesinlikle şey. Ben de öyle olmuştum. O yüzden olmuştum. Yani İnsan çocukluğumun Erol Evgin'in telefonu falan yani benim için çok ütopik açtı beni ya. Şöyle bir şey olmuş olabilir mi mesela? Erol Evgin bir isim ya böyle. Hani sen tanıdığın yani zihninde tanıdığın bir Erol Evgin yani o evet muhtemelen yorum. Gerçek bir insan fihristinde evet, suretine bürünüyor orada çünkü. İnsan suretinde arıyor ya seni. Hani gördüm Ajda Pekkan'la Kızılcık Serbo Fatih. onlar evet. Fotoğrafını gördüm. Ve hani resmen Ajda Pekkan'ın gözlerinde benim yaşadığım o şeyi görüyorum. Ay Fatih'le fotoğrafımıza bakın. Koskoca Ajda Pekkan. Hani böyle resmen daha mutlu gibi.
Yani o onunla fotoğraf çektiriyormuş. Evet. İşte bak ben buraları algılayamıyorum. Gerçekten. Algımız imkansız. Keşke size biraz kıvılcımla aynı odada podcast kaydetme nasıl bir şey oldu. Anlatsaydık size. Ay çok gördüğün tatlısınız. Gibi çıldırdık. Müdür Hanım'ın odasında gibi hissediyorum. Ceketle de geldik ki yabancılık çekmeyin diye. Bize çok ters davrandı. Öyle bakmayın. Çok ters. Türkan Şoray'ı bir gün şey annemin arkadaşı sandığım çok talihsiz bir an yaşamış. Çünkü bir böyle bir restorana girdim ve doğrudan terasa doğru yürüyordum. O masalardan biriyle de böyle saniyelik göz göze geldim. Bir hanımefendiyle ve böyle tanıyorum bir yerden. Ve böyle bana direkt ben hiçbir şey yapmadan kafa selam verince ben de kafa selam verdim. Böyle ha annem bir arkadaşıydı diye düşündüm. Çünkü yani yüzü o annem bir arkadaşı. Sonra böyle şey Türkan Şoray'ın selamını aldım ben şimdi dur yere. Yani şey gibi oldu. O dediğiniz meç etmeme evet durumu oldu. Erol Evgin benim telefonumda ne iş var gibi. Evet evet yani evet. Türkan Şoray neden bana selam verdi? Erol Bey burada ne değil işin var? Öyle dememişsin iyi ki. Beni niye arıyorsunuz şu an? Neden? Ya gerçek değil yani. Bizim o yaşadığımız şeyi anlayamazlar evet. Tabii ki ama... Hiç gerçek değil gibi yani. Ya bu inan gerçekten gerçek. Şimdi telefonum çalsa merhaba ben Tarkan dese biri yani. Yani. Bir de hiç hangi Tarkan? Gerildim. Yani evet. Ben böyle bir gerilim yaşamak istiyor mu? Bana göre Tarkan hani bir yerde dursun. Beni arama ya yani beni arama. Evet. Arama beni de yapma bak travmamı atamadım yıllardır sizi. Burada anlatıyorum ki i̇şte travmamı. Bugün biz o durumdayız. O gerçekten o. Evet. Ay ya. Şunu konuştuk. En çok neyin beklediğini seyircilerin işte burada üreten insanlardan çok ciddi bir samimiyet bekliyor. Yani olmazsa olmazı gibi bir şey. Böyle bir beklentisi var insan. Her an en övgüye mazhar olan şey hep samimiyet oluyor. Evet. Türkiye'de öyle. Bir Türkiye'de samimiyet böyle bir şey var. Şeyi var ve evet. Samimiyet dedektörü de var. Samimi evet. Olmayan bir şeyi hemen en sıkı yakalayabilir. Son 10 yılın falan olayı gibi. Son 5-10 yılın evet. Olayı gibi. Bence jenerasyonla ilgili biraz Z'nin empoze ettiği bir değil şey mi? Gibi geliyor bana. Tahammülleri kalmamış. Sahte bir şeye. Arada bir katmana daha tahammülleri kalmamış gibi geliyor bana. Bu onlar biraz şeyle de ilgili. Telefon... kamerası karşısında artık herkes bir şey yapar hale geldi evet. Ya biraz onunla ilgili o yüzden doğru. Z kuşağı bu konuda fütursuz o yüzden o gerçekliği ya zaten yani bizim jenerasyonumuzdan önce sahnenin arkası gösterilmezdi evet. Yani mahrem de orası şimdi her şeyin gösterildiği o yüzden de o bir şey gerçeklik duygusu yaratıyor muhtemelen ya yani gerçekliği o sahiciliği izleme isteği yaratıyor. Ya en çıplak haliyle kurguyu görmek da istiyor. Evet kurguyu da o yüzden samimi değilse kabul etmiyor galiba. İşte ya şeyler çok enteresan onlara bir şey fake bu. Gelmeye başladı. Unutma lafını. Şunlar efendim hoş geldiniz. Evet. Akşamlarımız. Onlara hemen tık diye ben, alıyorlar. Hayır ben buna tam olarak şöyle katılmıyorum. Hı. Benim bahsettiğim samimiyet şöyle bir şey aslında. Onlarda da samimi olanla olmayanı ayırt evet. Ediyor seyirci evet. Her zaman. Evet. Yani evet efendim hoş geldiniz diyen bir X kişiyle Y kişinin samimi olup olmadığını hangisinde evet. Olmadığını var. Doğru. Bu çok enteresan ama bence buraya şey. Has bir şey ve bence burada de. Yaşanan bir beklenti. Yani ne bileyim bir Amerikalı'nın hiç de samimi gelmedi bana. Hiç duymayız ya işte Jake Gyllenhaal bu performansında samimi değil. Samimi falan. Gelmedi bana. Hiç duymayız. Hiç bak öyle düşünmemiştim ya. Bu nasıl bir kriter? Ya ama herkesin ortaklaştığı da bir kriter bu arada. Yani evet. Eminim şu anda birini bir şey koysak burada denesek biz samimi olup olmayana karar verebiliriz çok rahat yani. Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. Çok enteresan evet. Geliyor bana bu yani, kriter. Herkes ister samimi ve içten bir diyalog yaşamayı ama bunu sosyal hayatının... Başat duygusu yapması çok enteresan. Her an senin en içten evet. Şekilde davran. Doğru abi evet. Bunu yapamam yani kimse yapamaz bunu bu. Dedim evet. Yani şöyle bile yapmak istemiyorum. Evet. Ünden, şöhretten falan dolayı değil. Söylemiyorum. Yani insan doğasına aykırı. Yani mesela ben hani çok fazla çıkmadım Avrupa'ya gidebildiğimiz dönemlerde. Kapılar surasınıza kapanmadan önce gidebiliyorken. Ha orada böyle hiç kafede barda falan şey göremezsin böyle. Canım seni çok özledim falan. Herkes hoş geldin beş gittin nasılsın derdini anlat.
Hiç böyle bir hani ne ciddiyim, oldu mu o iş, oldu mu, oldu mu o dizi falan. Abi sakin olun ya, anladın ya, mı? Evet ya. Zor bir şey. Bizde o, anlamda o biraz sunuyor. Coşku yüksekliği var galiba, var. Coğrafya olarak da. Var. Evet. Güzel de bir şey. Ben hani şikayet etmek için söylüyorum, evet. Bazen yorucu hale gelebiliyor sadece. Tabii canım onun. İşte diyorum ya, gerçekten hiçbir şeye tepki göstermeyin ya, şaşırmayın, bir şey demeyin, bir duralım, evet. durmak yani. Evet, durmak hakkı. Evet. Orada biraz onlara garip gelmiştim, hatırlıyorum. Hani benim kimlere? Bu yabancılara yani. Coşkunluğum ve hani oturup 8 saat sohbet etme isteğim her konuda. Hani onlara biraz garip gelmişti hakikaten. Biraz ama senin de biraz törpülemen gereken şeyler var. Bartu Küçük Çağlayan'ın da var, benim de var. Herkesin var. Yani özellikle Bartu'nun var, benim de var. Bu arada Bartu'nun 10 yıl arayla aldığı 2 tane Sadri Alışık ödülü var. İkisi de umut vaat eder. 10 yılda bir umut vaat edemez bir insan. Karşıma etmedi mi umut? Umut vaat ettiyse 10 yıl sonra niye? Hala yani da umut vaat ediyor ya. Bence. Ya işte bir teselli gibi hala ediyorsun. Hani dur, var umut. Devam et, geçme. Devam et. Pozlarına devam. 10 yıllara 10 da çok be abi. Evet ya. 10 yıl sonra hala umut vaat eder mi? Ben karar 30'lu, vermen lazım. 30'lu yaşlarımdaydım herhalde. Umut vaat eden genç oyuncu ödülü verdi. Ya bir bak. Genç canım şimdi 30'lar. Genç hayat 30'larda. Daha ne var? Çok yakın bir arkadaşımız. İzmirliydi hatta galiba. Oyuncu bir arkadaşımız. Bir kız ve böyle konservatuar okuyor. Zar zor. Çok zorluklarla yani okuyor konservatuarı ve İstanbul'a atıyor kapağı, bir oyunda oynuyor ve Afife'ye aday oluyor. Afife ödüllerine, inanılmaz bir başarı ve çok mutlu. Yani hikayesinin taçlanacağı an, diğer adayları söylüyorum, Yıldız Kenter ve Zuhal olacak. Aman Allah'ım. Çok inanılmaz. İnanılmaz bir şey. Ama ya burada yani. Bir... Ve ödülü kim alıyor? Yıldız Kenter. Ya bir şey söyleyeceğim ama orada bence ödül o almış ödülü. O ödül almış ol, evet. Bence. Evet, o listede. Sonra bir daha peki aday oldu mu kendisi acaba? Ya ben bir kere sormam gerek yok artık. Ya o evet artık Zuhal Olcay'ın üstünde yok yani. Evet, Yıldız evet. Kenter'in Zuhal Olcay'ın üstünde yok zaten. Hikaye başlı başına ona bir şey bence. Evet, yani evet. Güzel bir evet, şey. Evet, kesinlikle. Ona da buradan selamlarımızı evet. Aynen. En iyi kadın oyuncu. En iyi kadın oyuncu. Bu kadınla yaş meselesi demişken bir şey daha sormak zorunda hissediyorum kendime. Bu yine bir de baktım bir süredir Kızılcık Şerbeti konuşulmuyor. Onu dinlemedim yani, siz bir süredir nereden bahsediyorsunuz? Ben de çok konsantre olamadım. Ay sinirlerim bozuldu çocuk. Şeyi sormak istiyorum. Bu yaş meselesiyle ilgili de yani dizinin bir başka tuhaf tarafı olarak sizi nasıl etkilediğini düşünüyorum da. Ben televizyonda çok uzun bir zamandır 40'larının başlarında olduğunu tahmin ediyorum ya da 30'ların sonlarında bir kadının cinselliği hakkında ve bir dizi bölümü falan görmemiştim. Yani hani Kıvılcım karakterinin yazılmasıyla ilgili böyle enteresan bir taraf da var bence. Yani bu kadın ben mesela şok oldum. Ömer ve Kıvılcım'ı yatakta. Üstsüz bir şekilde vallahi görünce bir televizyon. Ha bir de logoya bakıyorum zaten. Bu çok sevdi mi oluyor arkadaşlar? Ben başka bir şey mi açtım? Evet yani ve bu kadının kendi cinselliğinden bahsetmesi, kızıyla cinselliğinden bahsetmesi, Fatih ilk bölümlerde yani iki gönül eğlendir salla gibi bir bakış açısıyla yaklaşan bir anne karakteri Türkiye televizyonluğunda nasıl olur falan. Hani o açıdan da aslında dizinin çok garip bir şeyi var. Gel gel yapan bir taraf var. Çünkü bütün iki ailenin bütün karakterleri birbirine match olur mu yani normal bir hayatta? Tabii ki bütün hani bunun Türkiye'de bir klasik bir dizi olan taraflarının da yanında. Evet. Bir yandan da şey gibi bir durum var. Yani bu kuşaklar arası kadın hikayesi ve bu aileyi böyle kuran bir dizi kadın cinselliğinden de bahsediyor ve bu kadın özgürce bunu yaşamayı anlatıyor ve yaşıyor. Hani bu tarafıyla da böyle bir kadının böyle bir anlamda hikayesini anlatan bir dizi olması ve bu kadının başrolünde ve bu kadının etkisi alanında olması da enteresan ve bu da bir oyuncu olarak size ne hissettiriyor yani? Size bir şey itiraf edeyim mi? Senaryo şimdi Kıvılcım çok şey bir kadın ya. Aslında hani Kıvılcım'ı kurguladığımızda konuştuğumuz şey bu kadın boşandıktan sonra hiç kimseyle bir münasebeti olmamış. Hiç kimseyi de hayatına sokmamış, flört bile etmemiş. Sadece çocukları, işi doğru yetiştireceğim, güzel yetiştireceğim. Şimdi bizde öyle bir refleks gelişmiş ki yani şu anlamda farkında olmadan ben kendimde şunu fark ettim. Senaryo geldi, o sahneyi okudum, hemen yapımcıyı aradım. Neden biliyor musunuz? Bunu kendimde sonradan fark ediyorum.
Kıvılcım böyle bir şey yapamaz dedim. Evet. Ben de bunu böyle yapabilecek miyiz diye aradım. Hayır. Kendimi şöyle yakaladım yani. Öyle bir otosansür uygulatmışlar ki bana. Yani şu refleksif olarak dijitalde çekiyor olsak belki böyle bir şeyi yani doğru mu? Doğru bir şey mi yapıyoruz biz? Seyircideki kıvılcımı zarar vermez miyiz? Hmm. Refleksi geldi bana. Çok acayip. Evet. Çok enteresan. Bunu şimdi size itiraf ediyorum. Tam ters yüz eden dizinin Sonra aynen sizin dediğiniz gibi düşündüm. Evet ya dedim yani kendimi yakaladım orada. Herkes dizi izlerken başta da konuştuğumuz şey orada. Hepimiz kendi otosansürümüzle karşılaştık Kızılcık Şerbeti'nin. Evet abi. Öyle bir, yani Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisi mi söyleyecekti bana bir anda bütün hani telefonla ilgili ezberlerimiz ne kadar kötü bir yere gitti hatırlar mısınız? Böyle bir şeydi televizyon dizisi diyen iş bu. O açıdan zaten çok şaşırtıcı. Yani sizin de bir oyuncu olarak bunu yaşamanız çok tatlıymış. Teşekkürler bu arada anlattığın için. Çok acayip bir şey. Kendimdeki yani. içime işlenmiş olan o otosansürü fark ettim. Çünkü şöyle düşünüyorum. Şimdi biz Yeşilçam'la büyüdük. Yeşilçam kodları bize işlenmiş aslında. Kötü işte, yola düşmek diye bir şey vardır Yeşilçam'da. Evet, evlenmeden olursa falan. Evlenmeden hiçbir şekilde... belki biraz bir Buse yani gibi kodlarla büyüdüğümüz için ve sevişmenin kötü olarak kodlanmasından dolayı gerçekten kendimi ulan dedim ki kaç yaşında insanım, iyi mesleğim, oyunculuk ve şu an yaşadığım şeye bak Kıvılcım böyle bir şey yapmaz ne demek ya bir oyuncu olarak. Çok enteresan gerçekten. Ay ne güzel gafil alıyor işte. Evet ya. Hepimize çeşitli yerlerden. Bu arada yani... izlerken ben yani şunu çok takdir ettim. Yani seviş hani böyle çok 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 üstü kapalı bir sevişme iması değil bayağı. Tabii evet, ya tabii. Tatsa ve çık ya o evet. Kadar hoşuma gitti ki. İlk date de bu arada neredeyse evet. Hani tabii. Adlı adınca çıkılmış ilk yani, date de oluyor bu çok 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 iyi. Harika. Bir uzun zamandan beri herhalde böyle bir televizyonda böyle bir şey yok, görüntü yok yani. Hep yok şey görülmedi biliyor musun? Ya ben şey falan da inanamıyorum ya mesela Mustafa gibi bir karakteri. Ay evet. Yani bir çeşit coming out hikayesi kurulmuş onunla ilgili de yani. Bütün eril yapının ondan beklediği erkek olamamasıyla ilgili sönmeze out oluyor resmen. Yani evet. Benim böyle bir özelliğim var. Yani bunun hani cinsel yönelimiyle ilgili bir tarafı yok ama şey tarafından yani toplumsal bir erkek şablonu ve özellikle de şimdi aile yapısı sürekli her yıl değişiyor ya bizde. Yani ben şimdi mesela yeni aile yapısı tam bilmiyorum nasıl. Ama ya belli ki Mustafa'dan beklenilen şey o aile yapısından şey yani hani o ne mutfağa mı gir mutfağa sadece su içmek için falan girer bir erkek herhalde. Ve o karakteri bile dönüştürdüğü bir şey var. Yani dizinin aslında herkese böyle herkesin olduğu şeyle ilgili rahatlamasını isteyen bir taraf var. Galiba en çok bizi rahatlatan ve içimizi böyle ferahlatan tarafı oldu. Galiba ya. Kesinlikle. Ben mesela Mustafa ile ilgili yani ilk dikkatimi çeken şeyi bile şaşırmıştım ben. Babası onu azarladı ve ona inanmadığı için... ya amcasının ya kardeşinin odasında ağlıyordu yani. Babam beni sevmiyor diye ağlayan bir erkek karakter. Bence bu benim bayağıdır hiç görmediğim bir şeydi. Çok hoşuma gitti. Ne kadar naif ve gerçek. Çünkü yani evet babası sevmezse ağlar yani. Ağlayabilir yani bir insan. Ya da hani kırılıp ağlayabilir. Hani sadece böyle adamlıktan gözünden bir damla. Evet uzaklara bakarken. Uzaklara evet ya evet. Sadece çok büyük bir haksızlığa uğradığında öfkelendiğinde şurasından bana. Yürüyüp gider hemen falan. Şey meselesi de o yüzden çok acayip. Mesela Fatih'ten de bu kadar öfkeyle böyle yani çenem gerilerek falan Fatih sahnelerini izlediğinde bütün o yapının dönüştürdüğü paketi görüyorum ya yani hani Z jenerasyonundan Fatih'e bakın çabuk. Başımıza gelenlerin şey, nişanesi gibi bir karakter. Ve asla anlamıyor. Yani normal hayatla meç ettiği hiçbir şey olmayacak Fatih. O yüzden de bu dizi tabii ki bazı cezalarla yüz yüze kalmak durumunda olabilir. Çünkü Nursema gibi bir tip yani tam olarak Fatih'ten de daha muhafazakar ve karanlık olarak kodlanmış bir tip. Bir anda elini böyle dur bakalım sen orada diye Fatih'in yüzüne... Elini koyuyor yani. Ya sen benim elimi sıkamazsın. Benim artık yani Fatih'e geçit vermeyen şey aynı aileden, aynı rahimden çıkmış bir kadın tarafından durduruluyor. Evet. Yani bu da bana şey diyor yani. Hadi bakalım umut var. Bakın hani bir kadın kesinlikle. Nasıl durduruyor bu adamları falan. Kesinlikle. Yani orada tabii şeyi bilmiyoruz çok. Hani çok hassas bir yer. O bilmeden de çok konuşmak istemiyorum ama oradaki kadının... tahmin edebiliriz sadece. Yani Nur Sema çok önemli bir temsil o anlamda. Oradaki kadının gerçekten
kendine ait bir hayatı olmadığını, çok dar bir çemberin içinde nefes almadan yaşadıklarını biliyoruz. Evet. Ama burada senaryonun daha başka bir röportajda da bunu konuşmuştuk. Senaryonun başarısı aslında Kıvılcım'ın da çocuklarına benzer bir faşizmle yaklaşıyor olması. Senaryonun en güzel kısmı. Evet. O yüzden hiç kimseyi ayrıştırmıyor. Herkesin defolarını birbirine o kadar güzel gösteriyor ki. Evet. O defolar zaten çarpıştığı zaman dönüşüm başlıyor karakterlerde. Evet, ve çutur çutur böyle evet. Hani hızlı bir şekilde ya şey de yok, uzun bakışmalar var efendim yok, bir şey. Pat küt evet. TikTok gibi dizi arkadaşlar TikTok hızında. Böyle bir şey görmüşsün. Mükemmel. Olduğunu, bölümün sonunda çözülüyor falan. İnan, evet. Böyle bir şey miydi televizyon? Hani bakışmalar, hani müzik altları. Yani bir hani müzik o altı. Ok gibi düşen yaşlar. Şeyde müzik altı gördüm ben. Bir Kıvılcım'la Ömer müzik altı. O da çok hak edilmiş bir müzik altı. Her şeyi biliyoruz. Bir de Nursema'nın atağından sonra hani kavga müzik altı var. Nursema'nın atağı. Evet evet çok güzel. Bir de mesela Sönmez'de Abdullah'ı da bahsettiğiniz muhafazakarlıkla birleştiriyor işte. Sönmez'de evet, muhafazakar evet. Yapının eski kalesi. Eski insan, aslında jenerasyonla birleşiyorlar. Evet. Ve Alev'den, ya mesela şey bence inanılmaz ya. Ancak bir kadın böyle bu kadar feminist bir tartışma açabilecek bir mesele ortaya koyar. Alev'le Abdullah, bu arada ben çok fan gibi programı getirdim ya. Şu an kendimi duydum da. Abdullah'ın filan yalnız. Ya şeyimi hissettim. Melikşah bizi davet etti. Evet bu arada sürekli de bana... Anlatacaklarım var. Çok özür dilerim. Yok abi estağfurullah. Hayır, hayır ya saçmalama. Çok doğmuşsunuz Melikşah Bey. Çok doğum ve ben yani tabii ki 22 bölümdür sizinle karşı konuşuyorum ve siz benimle şu an tam olarak az önce konuştuğumuz muhabbet. Tam olarak az önce evet ya. Başka ben sizi çok çekiyorum. İyi tanıyorum ama siz beni o kadar iyi tanımıyorsunuz hayatım. Şimdi siz beni dinleyin. Alev'le Abdullah... Siz de beni ben de sizi tanıyorum tabii ki de. O ayrı bir şey. Yani. Biz çıkalım mı Meriç'le? Sizi çok önceden tanıyorum canım zaten. Ya şey elektro kompleksine şey yapıyorlar ya tespit ediyor. Yani Sönmez diyor ki yani çünkü Kıvılcım tabii ki ihtimal vermiyor Alev'le Abdullah ne alaka Alev bakar mı? Sönmez de üstü kapalı bir üstüne diyor ki yani hayatında hiç olmayan bir erkek kasa bu. Yani bu adam, bu koruyucu, kollayıcı baba yani. Hani bizde hani kapalı erkek demiyor. Yok ya. Bakar kızım, evde. Bakar diyor baya. Ya ben bir elektro kompleksin tartışmaya açıldığı bir yerde dizi nasıl izleyebilirim arkadaşım? Nasıl büyük bir bölümü biz kameraya bakıyoruz. Evet ya. Ama dinleyenler için çok şey aynen. Manalı olacak kesinlikle, yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Şimdi terazdan ikinci bölümüne geçiyoruz. Şimdi biraz da kırmızı odanın mini hatta bahsedeceğiz. Bana bundan bahsedilmemişti yalnız. Yok ya 5 saat diye ben sana sözcük karıştırmışsın. Çok teşekkür ederim. Ya canım benim. Ben teşekkür ederim. O kadar güzel geldi ki. İyi ki geldi. Öpüyorum Melikşan. Sizi vallahi. Melikşan ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiniz. Ağzınıza sağlık. Öptük. Ağzınıza sağlık Melikşan. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.